Saffet Dikmen. Aslında ben Afyon doğumluyum. 1971 yılında 1 Ocak'ta doğdum. İlk orta ve liseyi Afyon'da okudum. Üniversite için İzmir'e 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesine girdim. 88 yılında. Mezuniyetim biraz uzun sürdü çünkü çok fazla dışarıda çalıştım. Aslında 3. sınıftan itibaren mimar olarak çalışmaya başladım. Ve daha sonra burada kalmayı tercih edip burada ofisimi açtım ve çok şanslı bir şekilde önce otel sektöründe sonra da özel konutlar yaparak mesleğime devam ettim. Bu arada şöyle söyleyeyim, 96'dan beri bu işi yapıyorum. Bu meslekte iş işi getiriyor. Yani siz birilerini memnun ettikçe diğer insanlar da geliyor. Esas önemli olan hiçbir zaman benim için para kazanmak olmadı. Benim için en önemli şey yaptığım işi en iyi şekilde yapmak ve karşımdaki insanı memnun etmekti. Mimarlık aslında şöyle, yaratıcılığın dışında şimdi aslında şöyle bir şey var. Her meslek iyi yapmaya çalıştığınızda zordur. Kolay bir meslek yok. Mimarlığın tek farkı bir formülünün olmaması. Her iş bir macera, bir challenge'dır bizim için. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün sizi İzmir'e götürüyorum. İzmir'de bizi kim bekliyor olacak? Mimar, Superwoman Mimar Sayın Saffet Dikmen bizlerle birlikte. Saffet Hanım'la ne konuşacağız? Aslında bugüne kadar yaptıklarından, mimarlığın aslında kendisi için ne demek olduğundan. Eğer siz de bu sanatsal mesleği çok arzu edenlerdenseniz mutlaka programı izlemelisiniz diye düşünüyorum. Ve onlar neler yapıyor merak ediyorsanız tabii ki de izlemenizi düşünüyorum. İlk önce İzmir'e bir merhaba diyelim. Merhabalar Saffet Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok mersi, mucizeyim aslında. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Siz davetimizi kabul ettiğiniz için biz çok mutluyuz. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Ben de. Çok güzel bir Enerjiniz çok havada güzel. birlikte böyle çok güzel bir program yapacağız. Çaylarımızı aldık sevgili izleyiciler, Saffet Aynen. Hanım'la beraber. Çok güzel bir yarım saat geçirmek istiyoruz böyle keyiflice. Başlayalım isterseniz şöyle başlayalım. Aslında Saffet Dikmen kimdir? Tamam. Saffet Dikmen, aslında ben Afyon doğumluyum. 1971 yılında 1 Ocak'ta doğdum. İlk orta ve liseyi Afyon'da okudum. Üniversite için İzmir'e 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesine girdim. 88 yılında. Mezuniyetim biraz uzun sürdü çünkü çok fazla dışarıda çalıştım. Aslında 3. sınıftan itibaren mimar olarak çalışmaya başladım. Ve daha sonra burada kalmayı tercih edip burada ofisimi açtım ve çok şanslı bir şekilde önce otel sektöründe sonra da özel konutlar yaparak mesleğime devam ettim. Bu arada şöyle söyleyeyim, 96'dan beri bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 30 sene olacak ve benim babam mimar. Babam mimar olduğu için mesleğe de çok hani yatkın olarak başladım. Meslek değil aslında benim için. Mimarlık bir hayat biçimi. Benim hayatım. Bir daha dünyaya gelsem yine mimar olurdum sanırım. Harika. Ben de Çok soracaktım niye mimarlığı severek. seçtiniz diye ama zaten genlerden gelen bir şey var. Ailede mimar var Aynen. artık yani. Ve ben mesleğime aşığım. Yani o kadar seviyorum ki mesleğimi. İnsanlara yaşamlarını iyi şekilde geçirebilecekleri mekanlar yaratmak benim için inanılmaz bir iş açıkçası. Ve inanılmaz bir duygu. İnsanlara katkıda bulunmayı çok seviyorum. İnsanların hayatlarına dokunmayı çok seviyorum. Bu dünyaya da bu görevle geldiğimi düşünüyorum. İnsanların biraz daha hayatlarını düzenlemek, onlara daha iyi yaşam koşulları sunmak için mimarlık yaptığımı düşünüyorum. Mimarlığa bakış açım bu. Çok Çok güzel. şükür bu işten çok güzel de bir gelir sağlıyorum. İyi Harika. ekmek yiyorum ve insanlara da birçok insana yani sadece ofisim değil, benim dışında da çok fazla Safet Hanım, bunlar benim için o kısmı önemli tekrar eder şeyler. misiniz lütfen? Bir bağlantıda sorun oldu. Son Tamam. birkaç cümleyi. Evet. Şöyle çalıştığım birçok insan var. Bir şeyleri üretirken ve
yaparken ve birçok insana da ekmek sağlıyorum. Bu da benim için çok önemli bir şey. Mimarlığın hani sadece çizim olmadığını, aslında insanların gerçekten bu işin insan yaşamını nasıl geliştirdiğini anlatmak en çok istediğim şey. Aslına bakarsanız şöyle dinliyorum sizi de, sanki insanların mutlu olmasını isteyen bir hanımefendisiniz. Hani böyle evet, bir şekilde yardımcı olmak, onların hayatını güzelleştirmek istiyordunuz. Zaten bu genlerinizde vardı. Meslekte bu olunca çok örtüştü birbirine ve her yaptığınız işten, aynen, sonra insanların memnuniyeti sizi daha da memnun etmeye başladı. Bu böyle devam, aynen, etti değil mi? Evet. Evet, aynen. Yani şöyle, bu meslekte iş işi getiriyor. Yani siz birilerini memnun ettikçe diğer insanlar da geliyor. Esas önemli olan hiçbir zaman benim için para kazanmak olmadı. Benim için en önemli şey yaptığım işi en iyi şekilde yapmak ve karşımdaki insanı memnun etmekti. Harika. Mimarlık aslında şöyle, yaratıcılığın dışında insan ilişkilerinin de çok önemli olduğu bir meslek. Yani insan faktörünü asla ve asla bir kenara bırakamazsınız. Yani siz insanlar için tasarlıyorsunuz her şeyi. Yani sanat sanat içindir gibi bir şey olamaz mimarlık mesleğinde. Ama bunun yanı sıra sanat da yapmak mecburiyetindesiniz. Estetik de çok önemli mimarlıkta. Fakat fonksiyon da çok önemli. Harika söylediniz. Doğru söylüyorsunuz. Sanat insan işi olması lazım değil mi? Herkesin bir sanatsal görüşü, aa bu da böyleymiş, aa böyle olunca ne kadar güzel oluyormuş diyebilmesi lazım. Aslında bu farkındalığı ortaya çıkarıyorsunuz. Sizin yaptığınız diğerlerinden ayrılmış oluyor böylece. İnsanlar aynen yaşamın, öyle, hayatın daha kaliteli, daha güzel, daha sanatsal nasıl olabileceğini görmüş oluyorlar elinizden çıkan projelerden aynen sonra. Öyle. Peki bir şey soracağım. Sizce, aslında çok güzel taraflarını anlattınız. Zaten sizin ruhunuza çok iyi gelmesi çok önemli. Bu işin hiç zorlukları yok mu? Yok muydu ya da hala var mı? Ya da en zorluk tarafı nedir sizce? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Her meslek iyi yapmaya çalıştığınızda zor. Kolay bir meslek yok. Mimarlığın tek farkı bir formülünün olmaması. Her iş bir macera, bir challenge'dır bizim için. O yüzden ve bunu sadece tek başınıza yapamazsınız. Yani bunu birileriyle beraber ortaya çıkarmak zorunda. Mimarlığın en zor kısmı bu maalesef. Yani bir şeyleri ortaya çıkartırken diğer insanları yönetmek ve onların da sizin istediğiniz şeyi iyi şekilde yapmasını sağlamak. Mimarlığın en zor kısmı bu. Bana göre bir mimarın en büyük yeteneğinin karşısındaki insanı anlamak olduğunu düşünüyorum. Bu birlikte çalıştığımız taşeronlar ya da işte çözüm ortakları için de geçerli. İşi aldığınız, işi yapacağınız müşteri için de önemli. Müşteriyi ya da kullanıcı diyelim, müşteri biraz şey bir laf oluyor. Kullanıcıyı memnun etmek ve anlamak zorundasınız. Yani vermeniz gerekeni müşteriden çok iyi anlamanız lazım. Biz yani mimar olduğunuz zaman bir orkestra şefi gibi oluyorsunuz kullanıcı için. Kullanıcının bir süre zamanı var. O bunu nasıl bir müzik şeyine... Tabii o kısmı tekrar alır mısınız? Bir bağlantı kopukluğu oldu. Tekrar o kısmı alır mısınız? Müşterinin yani kullanıcının en iyi şarkıyı, sonatı çıkarmak zorundasınız. Onun memnun olacağı şekilde. Bana göre en zor yanlarından biri bu ve olması gereken, yani bir mimarda olması gereken bu. İkinci şey de bunları yaparken sizin çözüm ortaklarınızı yönetmeniz ve doğru şekilde iyi iş çıkartmaya sevk etmeniz mimarlığın en zor kısımlarından biri. Çok güzel. Şimdi o kadar güzel anlattınız ki bir orkestra şefi olmanız lazım. Siz de bu orkestra şefi olarak aslında ortaya çıkacak parçanın sanki böyle melodilerini karşı tarafa, bakın bu böyle olursa böyle bir parça ortaya çıkacak diye gösteriyorsunuz. Demek ki sizde de böyle bir takım ruhu da var aynı zamanda. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz gibi iş yaptığınız insanlarla da koordine olmanız gerektiğinden bahsettiniz. Öyle değil mi? Hı hı. Aynen. Peki. Aynen. Evet. Sonuç peki siz...
Bu meslekle ilgili olarak şöyle baktığınızda iyi ki şu özelliklerim var ki bu meslekte daha başarılıyım dediğiniz, sizde öne çıkan özelliklerin neler olduğunu görüyorsunuz? Benim en büyük özelliğim görsel hafızamın çok kuvvetli olması. Bu ne demek? Ben kitap okurken, biri bir şey anlatırken, dinlerken hemen bunu görsel olarak canlandırabiliyorum kafamda. En büyük şeyim, en büyük yeteneğim o. Bu tabii şunu da sağlıyor bana. Müşteri ne istediğini anlatmaya çalışırken mekan bir anda gözümün önüne geliyor. Bir de en büyük doğru yaptığım şey diyeyim, bunun yetenek vesaire veya benim özelliğim mi onu bilmiyorum. Karşımdakinin bir mekan tasarlarken kullanıcıya bunun içinde önce kendim gezebiliyorum. Yani ben otel yaparken de, iş yeri yaparken de, hastane yaparken de hasta oluyorum, doktor oluyorum ve orada bunu hayal ediyorum. Bunun nasıl doğru şekilde işleyebileceğini hayal ediyorum. Benim en büyük, bendeki en büyük hani artı, avantaj bu. Ya da işte bunu çok iyi yapabilmem. O yüzden genelde şöyle bir şey oluyor. Kullanıcıdan gelen yorumlar çok rahat yaşadıklarını ifade ediyorlar bana. Yani mekanı hem ruh ve işte enerji olarak doğru tasarlamak ve fonksiyon olarak da kolaylaştırmak kullanıcı için bana gelen en güzel yorumlardan biri. Harika. Çok etraflıca söylüyorsunuz. Yani hani bizim bakış açımız farklı ama sizin bakış açınız gerçekten çok farklı. Mimarlık mesleğinin nasıl icat edildiğini görüyorsunuz Türkiye'de? Sizi ayrıştırdığını görüyor musunuz? Siz onlardan ayrışıyor musunuz daha doğrusu? Geleceğini nasıl görüyorsunuz mimarlık mesleğinin? Mimarlık mesleği Türkiye'de malzeme kullanımı ve vizyona olan düşkünlük bana göre Türkiye'de çok iyi şeyler mimarlık için. Fakat üniversitelerin çok fazla mimarlık bölümü açması, çok fazla üniversitenin olması açıkçası bana biraz mesleği, yani şimdi bakın şöyle bir şey var. Gerçekten de biz mesleğimizin %60'ını okulda öğreniriz. %40'ını okuldan sonra öğreniriz. Yani okuldaki sizin eğitmenlerinizin mimarlıkla alakalı çok iyi donanımlı olması lazım. Maalesef iyi donanımlı eğitmenlerin açıkçası azlığı ve üniversitelerin de fazlalığı biraz mesleği, yani bu meslekten mezun olanları biraz az donanımlı hayata hazırlıyor. Tabii şu da var, mimarlık hiçbir zaman eğitimi bitmeyen bir meslektir. Yani tamam ben 4 sene okulda okudum, artık mimarım diyemezsiniz. Benim eğitimim hala devam ediyor 53 yaşında. Tabii anlıyorum. Gerçekten öyle. Mimarlık da başka işlerde eğer severek yapıyorsanız neden bitsin ki? Bu sondur diyemeyiz. Çünkü her şekilde gelişmeleri de takip ediyoruz. Ve bir de daha iyi yapmaya çalışmak da var işin. Daha böyle güzel yapmak. Çünkü hani derler ya yaptığım iş benim daha henüz en büyük işim değil, en başarılı işim değil. Başarı nedir bu arada, başarıdan bahsetmişken? Sizin kadar böyle hani bu mesleğin içinde bir aşkla yapan bir insan için. Mesela biraz biz şeyden konuşmuştuk sizinle yayın öncesinde. Yaptığınız bir tasarım bir dergide yayınlanıyor, bir şekilde herkes tarafından beğeniliyor. Aslında kullanıcı tarafından çok beğeniliyor. Bu çok büyük başarı tabii de. Ben size bırakmak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz başarıyla ilgili? Bence başarı, yani ben şöyle kendi hayatımdan şöyle bahsedeyim. Benim için başarı şuydu. Gençliğimin, yani daha doğrusu yetişme alanımdan dışarıya çıkıp yeni bir çevre ve yeni bir yere gelip burada sıfırdan bir ofisle başlayıp şu anda İzmir'in yani sayılı ofislerin arasına girmek bence başarı diye düşünüyorum benim hayatımla ilgili. Ben mücadeleyi hiç bırakmadım dediğim gibi. Önceliğim hiçbir zaman para kazanmak değil, kullanıcıya
iyi bir hayat sunabilmekti. Bunun için de mimarlık mesleğinin yapılması gereken her alanında iş yaptım. Yani işlerimi bu şekilde yaptım. Bunu birazcık açacak olursam, çok genel ifade ettim. Diyelim ki bir ev, villa tasarlıyorum. Bu villanın bütün tasarımlarını yapıp, projelendirip, müşteriye sonucunun ne olacağını fotoğraf görsellerle gösterip, el sıkışıp, onay alıp bu işin inşasına başlayıp, inşasında da atölyelerle ve tedarikçilerle çalışıp, onların da anlayacağı dilde teknik çizimler yapmak, onlara yol göstermek, proje yönetimi yapmak, bütün bunlardan sonra sonuca gelmek ve müşteriyi eve davet etmek ve müşterinin evi gördüğündeki mutluluğu benim her projede aldığım haz ve evet başardım dediğim tadır. Harika. Gerçekten çok güzel. Ne kadar şanslısınız, öyle düşünüyorum. Çok sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Çok da başarılı evet. oluyorsunuz bu işte. Zaten herhalde insanı hayatta motive eden de budur diye düşünüyorum. Ben hep soruyorum konuklarımıza, sizi hayatınızda ne motive ediyor? Sabah kalktığınızda, yeni güne başladığınızda, gün bugündür ya, hayat bugündür aslında. Hayata uyandıran, sizi motive eden, o enerji veren şey nedir diye. Size de sormak istiyorum şimdi. Sizi hayatta ne motive eder? Mesleğim yani. Beni motive eden o. Yani ofise gelip devam eden işler veyahut da yeni gelecek işlere işler benim için çok motive edici bir şey. Her gün ben daha farklı, daha yeni, daha güzel ne yapabilirim diye geliyorum ofise. Hiç işim olmasa bile dünya mimarlarını araştırıyorum. Dünyada neler oluyor? Onu mutlaka her gün onun içine giriyorum. Çünkü artık öyle bir şey oldu ki işte globalleştik, yurt dışı projelerimiz de var mesela bizim. Biliyorsunuz ki mesleği özümsediyseniz ve meslekte belli bir başarı yakaladıysanız dünyanın her yerinde aynı noktadan devam edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Beni motive eden bunların dışında daha işte alanımı nasıl genişletebilirim? Yani daha fazla insana nasıl ulaşabilirim? Tüm motivasyonum bu açıkçası. Çünkü benim işimde demin de söylediğim gibi sadece kullanıcılar değil, kullanıcıya hizmet veren bütün tedarikçiler ve işte bütün atölyeler, bütün zanaatkarlar ya o kadar büyük bir topluluğuz ki biz bir şeyleri sonlandırma işte bitişe getiren öyle bir grup oluşturuyoruz ki tüm grubun çıkan işten memnun olması, bunun yanında tabii ki hayatlarını idame ettirmek için para kazanmaları da. Ama evet bu işi yaptık, para kazandık ve çok güzel bir iş ortaya koyduk demeleri. Bunlar çok çok önemli şeyler benim için. Harika. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki gerçekten hani insan ya diyor insanın gerçekten çok sevdiği bir işi yapması ne kadar güzel bir şey hayatta. O yüzden aslında bu programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sonradan para kazanacak mıyım acaba düşüncesiyle değil. Ben neyi çok sevebiliyorum diye başlamak lazım. Hep onu vurguluyorsunuz. Ben parayı düşünmedim. İlk önce yapacağım işin güzel olmasına dikkat ettim. Ondan sonra zaten kazanç geliyor diye. Aslında bunlar çok güzel vurgular. Sevgili arkadaşlarımıza bunları tavsiye ediyoruz. İnsanlara ilham olmak en önemli şeylerden biri. Ben bunu çok seviyorum. Birçok alanda da yapıyorum açıkçası. Bence İnsanlar öylesine yaşamamalı. Mutlaka birilerine ilham olmalı. Yani mutlaka birilerinin hayatına bir fark yaratabilmeli. Birilerini itebilmeli iyiye doğru. Nefes almak aslında en önemli düzeyinde düşünülecek şey. Yani her gün bu uyanıyoruz, yeni bir güne başlıyoruz. Ve bugün ben dünyaya nasıl bir katkıda bulunabilirim diye düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani benim felsefem bu. Ben bugün bu dünyada neye katkıda bulunuyorum diye kalkıyorum. Bulunacağım diye kalkıyorum.
İşte bu bencil olmamak demek tam anlamıyla bu. Çünkü herkesin kendine has bazı bir takım güzel özellikleri var. Bunları kendilerine saklayıp kendi iç dünyalarında yaşarlarsa bu yazık olur. Etraf için de yazık olur. Sevdikleri için de yazık olur. Onları paylaşırlarsa hem herkes bunları görmüş olur, çok mutlu olur. Hem kendileri verici oldukları için de sizin bahsettiğiniz gibi çok mutlu olurlar. Çünkü mutluluk aslında almak değil vermektir derler genelde. Peki Safet Hanım. Çok güzel düşünceleriniz var. Yani hani bu düşünceyle bence inşallah hani yıllarca bu meslekte çok daha başarılı olmaya devam edersiniz ve etrafınızda da bu güzel mutlulukları da saça saça devam edersiniz. Bu gelecekle ilgili de bahsetmişken sizin gibi bir başarılı hanımefendinin ne bileyim hani hayatında tabii birçok başarılar oldu. İstediğiniz o çok böyle azim ettiğiniz başarıyı elde ettiğiniz çok tanınmış çok güzel bir yere geldiniz İzmir'de. Ama bir hayaliniz de vardır diye düşünüyorum ya. Elbette ki var. Şimdi meslekte şöyle bir olay var. Yani çok kolay istediğiniz veyahut da işte yapmak istediğiniz şeyleri ancak talep olursa verebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Benim istediğim, ya benim hayalim dünya mimarları içine girmek. Yani dünya gerçekten mimarlık demek zaten hayat demek, yaşam demek. Mimarlığa katkıda bulunmak çok önemli bir şey. Bu ne demektir? İnsanlığa katkıda bulunmak demektir. Benim hayalim de hele ki işte bu kendi kendini tüketen dünyada dünyadan bir şey almadan yani kendi kaynaklarını ve kendi yaşam tarzını kendi yaratan mekanlar tasarlamak istiyorum ve bunu dünyada yapmak istiyorum ve dünya mimarlar arasına girmek istiyorum. Benim en büyük hayalim o. Evet, büyük bir hayal olabilir. Buna dediğim gibi size talep olursa siz bunu yapabilirsiniz. Yoksa kendi kendinize yapamazsınız. En büyük hayalim bu. Umarım bir gün gerçekten kendi enerjisini üreten, çöpünü öğütebilen, suyunu üretebilen, kendi işte enerjisiyle dönebilen mekanlar yaratabilirim. Gerçekten de işte bu çok büyük alanlar kapladığımız dünyaya daha küçük alanlarla insanların yaşayabileceği felsefesini bir gün bir projeyle hayata geçirebilirim. Buna inşallah kavuşursunuz bu hayalinize. Size çok yakışır diye düşünüyorum. İnanılmaz güzel olur diye düşünüyorum. Çok da başarılı mimarımızı biz böyle artık yurt dışında çok güzel yerlerde görürüz diye ben de düşünüyorum. Böyle ne kadar güzel olur. Çok seven bir insan olarak mesleğinizi. Peki şimdi artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Çok güzeldi bu arada. Her şey o kadar duygusal ve içtendi ki. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet. Şimdi istiyorum ki hem izleyicilerimize hem gençlere neler söylemek istersiniz? Hayatla ilgili olur, tavsiye niteliğinde olur. Sizden dinlemek çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Gençlere tavsiyem, ya bir şey yapıyorlarsa en iyisini yapmaya odaklanmaları en büyük tavsiyem. En iyisi olmak ve en iyisini yapmak çok önemli. Dediğim gibi hayat bize verilmiş bir hediye ve biz bunun karşılığını vermek zorundayız. Ve diğer insanlarla birlikte diğer insanlara da faydalı şeyler yapacağız. Artık bencillikte bulunduğumuz zamanın o şey olmaması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Hepimiz paylaşmalıyız. Hepimiz birbirimize enerji vermeliyiz. Paylaşırsak her şeyi yani kazancımızı, mutluluğumuzu, başarımızı bu çok önemli bir şey. Dünyaya çok büyük katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok çalışmak bir insanın bana göre çalışkan olmak en büyük özelliği. Yani ben hayatımdaki tek şeyim, tek düsturum çalışmak. Çalışmak, çalışmak. Çalışmadan hiçbir şeye sahip olamazsınız. Ve sürekli kendinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü gerçekten dediğim gibi hayat bir hediye ve biz bu hediyeyi en iyi şekilde kullanıp en iyi şekilde de karşılığını vermek zorundayız. Bu arada da galiba kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Biz yayından önce de konuşmaya başladığımızda gerçekten kendinizi sevdiğinizi, çok iyi baktığınızı görüyorum kendisine. İnsanın kendisine çok iyi bakması da lazım değil mi? Tabii ki. Dediğim gibi ilham olmak aslında en önemli şeylerden biri.
insanlara ilham olmak ve insanların hayatını dolu dolu geçirmesine vesile olmak da çok önemli bir şey. Ben mesleğimin dışında birkaç hobim var. O hobilerimi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bunlardan biri kitesurf, diğeri de snowboard'dur. Yine spor, kondisyon sporu yapıyorum. Ama yazın kitesurf yapmak, kışın da snowboard yapmak benim için inanılmaz bir deneyim, macera, adrenalin. Kendime bakıyorum çünkü dediğim gibi ben estetikle uğraşıyorum ve kendim, yani önce kendim insanlara güzel bir şey, güzel bir görüntü sunmalıyım diye düşünüyorum. Hepimizin bunu yapması lazım. Çok makyajdan bahsetmiyorum, pahalı giyinmekten bahsetmiyorum. Ama temiz olmak, iyi kokmak ve güler yüz bence en önemli şeylerden biri. Harikaydınız, gerçekten harikaydınız. Mesleğinizde zaten çok başarılısınız ama hayat içerisinde de hani bu düşüncelerinizle çok başarılı bir hayat yaşıyorsunuz. Yani hayatı çok da sanat gibi yaşıyorsunuz. Aslında keşke herkes böyle yaşasa, bu düşüncelerle yaşasa, kendine iyi baksa, ondan sonra insanlarla güzellikleri paylaşsa, ondan sonra da söylediğiniz gibi çok iyi yapsa, yaptığı işi en iyi yapanı olsa, işini çok severek yapsa, o zaman nasıl olur ülkemiz? Muhteşem olur. Harikaydınız. Muhteşem olur çünkü. Evet, çok teşekkür ediyorum. Buyurun, son sözlerim. Son bir şey söylemek. Evet, buyurun lütfen. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türk insanı çok çalışkan, gerçekten. Bizler çok çalışkan insanlarız. Hayata bağlı ve her anından bir şey çıkarmaya çalışan insanlarız. Çok güzel köklerimiz var. Gerçekten de herkes işini iyi yapmaya çalışırsa Türkiye'de, bizim ülkemiz insanımız açısından çok değerli bir ülke. Yani doğal kaynakları, bize sunulan imkanlar gerçekten çok iyi. Umarım daha iyi, hele yeni jenerasyonda daha güzel bir ülke olacağına eminim. Zaten çok güzel. Ben pozitif bakıyorum geleceğimize. Baştan itibaren pozitif bakıyorsunuz, zaten inanılmaz fark ediliyor. Ama bir şey söylemeden tabii ki yayını bitirmem. Neyi Saffet Hanım? Superwoman. Neyi? Mimar. Neden böyle evet derler size? Biraz bahseder misiniz? Ben mesleğin her alanını yapıyorum demiştim biraz önce. İnşaatta da çok aktif olarak şantiye, sahalarda da görev alıyorum. Yani sadece tasarım ve çizim değil açıkçası işim. Onu da çok iyi yapmaya çalışıyorum. Atölyeler benim en sevdiğim yerler. Ben gerçekten de üst bir performans gösteriyorum açıkçası mesleğimi yaparken. Her konuya hakim olmaya çalışıyorum ve dediğim gibi inşaatlarda kimsenin çıkamadığı yerlere çıkarım. Atlerce ustaların başında dururum. İki çocuğumu da açıkçası hamileliğin 9. ayına kadar inşaatlardaydım. Bunun yanı sıra da hayatta bir sürü şeye de vakit bulurum. Onun için bana her şeye yetişebildiğim, her yere yetişebildiğim için Superwoman diyorlar diye düşünüyorum. Bu özellikleriniz hep daim olsun istiyorum. Herkese örnek olsun istiyorum. Çevrenize, sevdiklerinize, evet, herkese ilham olsun istiyorum. Siz demek ki çok hayata teşekkür, geliş amacınız da böyle ilham vermek diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum, evet, size. İzmir'e kucak dolu sevgiler. Hayatınızdaki bütün hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmenizi çok isterim. Canı gölden isterim. Takım arkadaşlarınıza buradan selamlarımız sunuyoruz. Yaptığınız işlerde başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Özel hayatınızda ve iş hayatınızda sonsuz başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Çok keyif aldım. Umarım bundan sonra da görüşürüz. Umarım görüşürüz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Saffet Hanım aslında mimar ama nasıl bir mimar? İşini çok iyi yapan, çok seven, çok başarılı ama onun yanında hayatı ıskalamayan, hayatı es geçmeyen, hayatın içerisinde güzellikleri yaşatan, yaşatmaya çalışan, kendisine bakan, kendisini seven, başkalarına güzellikler aşılayan, veren ve böyle mutlu olan bir kadın. Aslında bizim de yapmamız gereken tamamen bu. İlk önce çok seveceğimiz bir işi bulacağız. Çok basit. Onu en güzel şekilde yapmak için Saffet Hanım gibi uğraşacağız, elimizden geleni yapacağız, başarmak için çalışacağız, çalışacağız, emek vereceğiz. Ondan sonra da bizde ne varsa fazla olarak cesaret mi, güler yüz mü, birinin arkasını sıvazlamak mı, gülümsemek, evet Saffet Hanım'ın söylediği gibi bilgiyi aktarmak, paylaşmak,
daha iyi olmak, motive etmek, her şeyi paylaşarak hayata devam edeceğiz. Bundan güzel bir hayat olamaz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mert Özgür yönetmenime çok teşekkürler. Ve sizlere bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. En çok kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.